Merhabalar Ebru Aykaç ben nasılsınız? Bugün günlerden Cuma Sonunda Cuma'yı tutturabildim artık Bu aralar çok farklı farklı zamanlarda ve günlerde Video çektiğim için Bugün günlerden Cuma Bu hafta size yani daha doğrusu bugünkü videoda Size okuduğum iki kitaptan bahsedeceğim Aynı zamanda da aldığım 3-5 kitap var Açıkçası arayı çok açmak istemiyorum Çünkü arayı açınca Soğuyorum <laughs> O yüzden hemen size e, Okuduğum kitaplardan ilkiyle başlayacağım Aslında bunu okumaya Başlamıştım yaklaşık 100 sayfa falan okumuştum hatta bir önceki videoda demiştim ki ya bu hemen bir kahve içiş <laughs> kahve bir kahve içişinizde bitirebileceğiniz bir kitap demiştim ama ben üç günde okudum yani hem öyle söyleyip hem de üç günde okudum başta anlattığım işte hikayeler vardı bazı işte kişilerle ilgili. Fakat sonrasında hem bu kitap bana ay konuşamadım. Hem bu Abdülhak Şinasi Hisar'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bir de Yaşar Kemal'le ilgili bir anekdot da iletmek istiyorum. O yüzden bunu tekrar anlatacağım. Bir önceki videota videota <laughs> bir önceki videoda bir kısmını anlatmış olayım. Bu videoda kalan tamam kısmını anlatmış olayım. Şimdi e, Abdülhak Şinasi'yi ben çok seviyorum. Eğer okumadıysanız Fahim Bey ve bizi mutlaka okumalısınız. Sevgili aileye hala çok 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 teşekkür ediyorum. Bir gün kütüphaneden bulup getirmişti. Ve demişti ki bu kitabı oku. Dedim ki bana böyle bir uzattı böyle acayip tipli suratlı bir adam. Dedim ki ya olur dedim aile. Çünkü aile ne dese okurum. Çünkü aile gerçekten çok güzel kitaplar seçer ve okur. Ondan sonra ama şimdi yani nasıl okuyacağım ben bunu? Bunu mu okuyacağım falan? Yani bir mıy mıy bir halim var. Sonrasında kitabı bir okudum ve dedim ki ondan sonra Fahim Bey ve şuradan şunlar da kitaptan yastıklarım falan gibi bir şey olmuş oldu. Fahim Bey ve bizi okuduktan önceki Ebru Aykaç'la Fahim Bey ve bizi okuduktan sonraki Ebru Aykaç arasında dağlar kadar fark olduğunu söyleyebilirim. O metni okuduğunuz zaman anekdotlar kitabını tutup Fahim Bey ve bizden bahsetmemde çok ekster bir durum oluyor herhalde. E, o metni okuduktan sonra biraz e, böyle modern e, güncel edebiyata biraz daha böyle karnınız tok olmuş oluyor diyeyim. O yüzden işte araya biraz birkaç bir şey atıp tekrar yine eskilerden belki Dostoyevski olabilir, belki Tolstoy olabilir vesaire atıp arayı yumuşatmanız ve tekrar günümüze adapte olmanız gerekiyor öyle söyleyeyim size. Uzun zamandır basım yoktu. Everest yayınları şu an herhalde tekrar basıyor. 5-6 kitabını basmış. Sonrasında sevgili Oya sağ olsun bana e, Nadir'den bulup alıp hediye etmişti. Benim kitaplığımda vardı yapı kredi yayınları olanı. Diğer kitapları da var ama belki de ilk okuduğum metni Fahim Bey ve biz olduğu için beni o Türkçesi dili çok 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 etkilemişti. O yüzden benim için gerçekten muazzam bir yazar. Ve e, belki... 4-5 yıl önce falan okudum belki 4 yıl önce okudum belki 5 yıl önce okudum ama bu zamana kadar neden okumadım diye kendime hayıflandığım utandığım çok çok üzüldüğüm ee, çok da büyük bir kayıp olduğunu görüyorum o kitabı okumamanın aslında cümleyi de bağlayamadım her neyse. Şimdi burada Abdülhak Şinasi Hisar'la ilgili de şeyler var. Bu arada geçen gün Aşım'ı aradım. Diyorum ki ya aşım, diyorum bunlar diyorum yani bak şuna bak şuna bak işte şu karısını dövüyormuş şu şöyle yapıyormuş. Bunlar sürekli işte ben şiir yazdım işte sen niye şiir yazıyorsun roman yazsana falan birbirleriyle atışıyorlar. Hatta birbirleriyle yani böyle yumruk yumruğa kavga falan ediyorlarmış. Beraber rakı sofrasına oturuyorlarmış küstüm. Sen niye bana küstün? Sen işte dedin ki bunun romanları şöyle, bunun işte şiirleri böyle dedin. Oradan diyor ki ama ben senin romanını okudum. Onu söylesene o zaman küsmeyeceğim falan gibi. Böyle o kadar böyle masumane şu an çocukça diyeceğim ama olmayacak. Yani o kadar tatlı tatlı şeyleri var ki birbirleriyle böyle kavga ediyorlar. Yumruk yumruk yumruğa falan kavga ediyorlar. İnanamıyorum, gülüyorum. Gerçi Abi bir anekdotlar bana 50 saat çene yaptırdı. Eee Javier Marías'ın e, yazınsal yaşamlar kitabını okuduğumda da çok e, şaşırmıştım. Mesela işte Dostoyevski ile Tolstoy'un işte e, yakın olduğu, yakın değil de işte mesela Dostoyevski sıkış sıkıştıkça <laughs> Dostoyevski sıkıştıkça Tolstoy'dan e, borç alırmış düzenli olarak ve mesela yazdığı romanları e, asla e, ikinci kez bir okuma düzeltme vesaire gibi bir şey yapmazmış e, çünkü paraya ihtiyacı olduğu için ve hep işte şu kadar paraya şu kadar zamanda yazacağım dediği için hızlı hızlı yazar geçermiş yazar geçermiş. mesela bununla ilgili de şimdi e, Mustafa Dağıstan'ın Abdülhak Şinasiyser evet Abdülhak Şinasiyser e, çok manyak titiz bir adammış zaten hiç evlenmemiş e, evinde sürekli yani onlarca ve yüzlerce eldiveni varmış. Asla e, yani insanlarla toku, tokalaşırken işte mutlaka eldiven kullanırmış. E, sonrasında e, kapı kollarını bile entarisin ya da üzerindeki kıyafetinin e, kıyafetiyle aç, açarmış. Asla dokunmazmış ve ilk e, öyküsünü ya a bu bu aptülak şinasi değil bu ab, buraya kadar olanı Abdülhak şinasi ser. İlk öyküsünü yazan da şey evet bak burada kitabını söylüyorum Hüseyin Rahmi Gürpınar mesela oradan atladım hemen kafam çorba oldu Hüseyin Rahmi Gürpınara geçtim oradan hemen ne yaptıysam e, Hüseyin Rahmi Gürpınar ilk böyle öyküsünü yazmış e, sonra vermiş okumuşlar demişler ki ya bunu bunu demiş kim yazdı yani bu gerçekten olağanüstü böyle çok bildiğin e, bir pişmiş olmuş bir e, yazar yani bunu sen yazmış olamazsın demiş Orada arada e, Hüseyin'in Abdülhak Abdülhakşı'nın sisar var ya Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın birden gözleri dolmuş e, ve gözleri dolunca da onun yazdığını anlamışlar ama asıl ben bunları nereye bağlayıp neyi anlatacaktım Yaşar Kemal evet Yaşar bu arada ben böyle anlatıyorum ya burada 700 tane falan 600'den fazla 660 tane anekdot var yani ben şu an burada evet konuşuyorum ama iki ya da üç tanesinden bahsediyorum. Öyle düşünün. Ee, Yaşar Kemal e, bir böyle. İnce Mehmet'i böyle bir oyun tarzında gibi bir şeyler e, yazmak istemiş ve o aralarda çok ciddi para sıkıntısı yaşıyormuş ve paraya ihtiyacı varmış. Paraya ihtiyacı olduğu için demiş ki ya biri ya hadi sen bunu yaz işte ben sana 3000 lira vereyim demiş. Sonra yazmış e, ama vermemişler o da onun üzerine Cumhuriyet gazetesindeki adamın unuttum karşısındaki kişinin. Ee, onunla konuşurken ya Paraya ihtiyacım olduğu için böyle bir şey yazdım O da demiş ki sen bunu romana çevir bir roman yaz Demiş ben sana para vereceğim O da demiş ki ama şu an benim param yok Paraya ihtiyacım var o zaman bana bin lira avans ver Bin lira avans vermiş Sonrasında üç ay gibi bir sürede Yaşar Kemal e, İnce Mehmet'i Yazmış götürmüş vermiş Sonrasında işte haber bekliyor okudu okumadı Vesaire diye bir beş gün geçiyor on gün geçiyor On beş gün geçiyor on beş gün Geçtikten sonra gidip sormuş demiş ki ya demiş ne yaptın okudun mu kitabı? O da demiş ki ya okudum ama demiş henüz yarısındayım. Yaşar Kemal de demiş ki yalan söyleme demiş. Bir kere demiş o kitabı okumaya başlasan anında bitirsin bırakamazsın. O da demiş ki ya sen kimsin daha hiç roman yazmadın bu senin ilk romanın. Sen kimsin dememiş de bu senin daha demiş ilk romanın hayırdır demiş böyle demiş böbürlenmeler falan filan. Sonrasında romanı okumuş ve Yaşar Kemal'i çağırmış demiş ki. Ya sen gerçekten doğruyu söylüyormuşsun. Dün başladım ve sabaha kadar bitirdim demiş. Sonrasında bunu demiş işte Cumhuriyet'te tefrik olarak yayalım. Bu arada eskiden bütün bu bizim okuduğumuz işte Melih Cevdet Handaylar, işte Orhan Kemaller, işte Hüseyin Rahmi Gürpınar, adamın adına bakmak için şuradan kitaba bakıyorum. Hüseyin Rahmi Gürpınar'lar falan filan hepsi. E, önceden bu metinleri kitaplaştırmadan önce böyle tefrika halinde ufak 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 yayınlarlarmış. Demişler ki İnce Mehmet'i de yine tefrika halinde yayınlayalım. E, ama bu arada Yaşar Kemal de demiş ki hayır e, tamam yayınlayın ama asla benim adım olmasın. Demiş ki yani ne demek bu çok güzel bir roman yani harika bir şey ne demek adım olmasın hayır adımın asla olmasını istemiyorum. Çünkü ben bu metni sadece ve sadece para için yazdım. İleride çok çok daha güzellerini yazacağım. Didişmişler, inatlaşmışlar. Sonrasında vazgeçmiş ve almış dosyasını. Başka bir yere gitmiş. O okumuş, o da basayım demiş. Demiş ki ama bunun ismini koyman lazım. Hayır koyman lazım. Hayır falan filan derken en sonunda ismini koymaya ikna etmişler. Ve demiş ki madem ismini koymaya ikna oldun tekrar git Cumhuriyet'e oradan basılsın. Her neyse <laughs> o kadar bir ağzım açıp <laughs> her neyse dediğim için boğazıma nefesim hava kaçtı. Hava kaçtı evet. Her neyse bıdı bıdı konuştum. Sonuçta Yaşar Kemal e, İnce para için yazdığı için kendi ismiyle basılmasını ve yayınlanmasını istememiş. Yani gibi buraya bağlıyorum. Yani burada sonuçta bu anekdotlar kitabı o kadar keyifli, o kadar eğlenceli ki. Ya bir sürü şey böyle öğrendim, keyif aldım, şaşırdım, güldüm. Bazılarını kendimce ayıpladım falan. Ama gerçekten çok çok keyif alarak okudum. Mutlaka okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Sonrasında zaten bunu okuduktan sonra bana olanlar oldu. Yani şimdi bahsedeceğim bir diğer kitap. Şimdi burada Kadire Bozkurt yazıyor ya. Kitabı bitirdiğim gün sanat kritikti galiba. Onun sesinde Kadire Hanımı canlı yayın almışlardı. Orada söyledi dedi ki benim adım Kadire dedi. Kadire. Söyleyebildim mi? Aynı kadire Bozkurt değil. Kadire. Yani üzerinde e, anın şapkalı olanıymış gibi düşünün. Ay beceremedim. Şimdi bu buz kandilleri öykülerine gelince e, burada o kadar, şimdi biraz ciddileşiyorum. <laughs> Öyle bir durum var ki şimdi aslında e, Kadire Hanım'ın e, dili o kadar sade, e, o kadar naif. O kadar bildik, tanıdık. Yani içerisinde cüm mesela öykü okuyorsunuz, evet. E, bazen böyle diyorsunuz ki kelime oyunları, cümle oyunları falan. Hayır, kelime oyunları yok, cümle oyunları yok. E, sizi e, işte bi bi bir konuyu anlatırken birden başka bir yere çevirip işte aa, vurdu gol oldu gibi egzantrik sonuçları yok. E, ya da işte gotik ya da farklı e, şeyleri yok. E, bunların hiçbirisi olmamasına rağmen nasıl bu kadar güzel nasıl bu kadar güçlü e, öyküler var inanamadım her bir öykünün içerisinde böyle resmen ilk başta böyle sade sade okuyorsunuz sonra birden yani ama yazım aynı sadelikle ilerliyor sonra birden böyle bir tık 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 böyle bir kaşınmaya başlıyorsunuz böyle metin sizi ufak ufak oradan buradan böyle e, kaşımaya başlıyor bir e, şu an mesela tüylerim diken diken oldu. Bir bir tedirginlik çöküyor. Ee, ama bu tedirginlikte böyle sanki ya şöyle mi olacak, böyle mi olacak gibi bir merak unsurlu tedirginlik değil. O e, akışında, olağan gidişinde e, aynı saflıkla, doğallıkla, aynı gerçeklikle ilerlerken e, bu tedirginlik hapse tedirgin oluyorsunuz ve öykünün içinde birdenbire kendinizi haps olmuş gibi hissediyorsunuz. Fakat asla rahatsız etmiyor. Ee, anlattığı öyküler aslında her biri birbirinden farklı. Fakat aslında hepsi çok tanıdık, çok bildiğimiz, çok gerçek ve belki de aslında duyduğumuz hep hasır altı ettiğimiz, kulağımızın arkasında olan, bildiğimiz ama dile getirmediğimiz olabilir. Bu kadar sade, bu kadar yalın bir anlatımla, bu kadar güçlü hissettirebilmek çok büyük bir yetenek diye düşünüyorum. Saygıyla karşısında eğiliyorum, takdir ediyorum. Gerçekten çok ama çok beğendim. Yani bu sadelikle, bu naiflikle, bu kadar bildiğimiz şeyleri yansıtışı ve aktarışı gerçekten gerçekten çok iyiydi. çok tebrik ediyorum. İyi ki okumuşum diyorum ve Buz Kandilleri kitabını okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Evet, şimdi Aldığım kitaplara geçelim. Şimdi aldığım kitaplarda biraz aslında bana anekdotlardan girdi gibi bir şey oldu. Girdi ne demekse. Girdi demeyeceksin, lan demeyeceksin. O tür kelimeler kullanmayacaksın. Sonra diyorlar ki o kadar kitap okuyorsunuz ama şöyle yapıyorsunuz falan gibi. Ya da şey de olabilir. Son zamanlarda bir tane böyle ilginç, değişik bir yorum geldi. Yani bu davranışlar hiç normal değil. Yani işte şöyle ne dedi? Unuttum. Bak, yani çok da ciddi alamamışım demek ki ama hem ciddi almayıp hem de buradan cevap verme isteği duymak da aslında çok tezat oluyor. Ee, hiç normal davranmıyorsunuz, çok böyle acayip gülüyorsunuz falan filan bir. Ya ben aslında siz de beni az çok biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman zaten normal olduğunu iddia eden bir insan değilim. Aksine her videoda ve her zaman diyorum ki ya ben normal değilim. Yani anormalim demişimdir belki dememiş de olabilirim ama normal değilim yani en azından oğlum bizzat buna şahittir zaten birden mesela okuldan dönüyoruz yolda giderken böyle ben ne falan diye böyle sokakta dans etmeye başlıyorum anne ne olursun yapma diyor diyorum ki olabilir gel sen de beraber dans edelim diyorum yani bir bazen çok güçlü duygularla çok keyifli kahkahalar atabiliyorum. Bazen çok üzüldüğüm bir şey olduğu zaman onu da ağlayarak anlatabiliyorum. Yani kimse kusura bakmasın ben buyum yani. <laughs> o yüzden yapacak bir şey yok. İzlediğiniz şey neyse o. Bir kere ekşi sözlükte bir yorum okumuştum. Şöyle söylüyordu İşte ya çok böyle acayip acaba çok mu numara mı yapıyor şöyle mi böyle mi falan gibi kendisi bir yorum yazmış öyle gözlemliyormuş öyle düşünüyormuş. Sonrasında kendisini Kızılay YKY'de gördüm o küçücük dükkanda ee, ne gibi kumrular gibi bir şey şakıyordu falan filan demiş evet yani bazılarınız mesela beni yolda görüyorsunuz okula giderken kitap evinde orada burada her zaman bir, bir çoğunu selam veriyor konuşuyoruz selamlaşıyoruz e, bir merhabalaşıyoruz bazılarınız da böyle dışarıdan e, yine neysem onu görüyor ve o zaman ne olduğunu anlıyor Belki bir gün karşılaşırsınız yine benim haberim olmadan görürsünüz. O zaman normal değil anormal olduğumu resmi olarak da anlamış olursunuz. Yani gerçekten normal değilim itiraf ediyorum. <laughs> o yüzden bana hani normalmişim gibi yorumlar yazmayın. <laughs> Evet şimdi e, okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Aldığım kitaplardan bahsedeceğim. Bunu e, bereketli topraklar üzerinde Orhan Kemal'in bu Everest bu mahvediyor. Bizim canımızı çok yakıyor. Bu ciltli basımlarından ben de ciltli kitaplara dayanamıyorum. Bir de bizim zaten bizim derken yani benim Ciltli kitap okuma potansiyelim ya potansiyelim değil şansım çok çok az çünkü çok benim okuduğum tarzda vesaire çok fazla ciltli kitap olmuyor maalesef o yüzden de o yüzden de bulunca yakalamak istiyorum aslında bunu da Amazon'dan aldım bak bu sefer ojelerimi sildim bunu Amazon'dan aldım 80 küsür lira falan gibi bir şeydi. Normal etiket fiyatı 150 lira. E, kitap yurdunda bulamadım. E, 2000'li yıllarda basılmış. Belki tekrar basılacak. Tekrar basılırsa yani mümkün değil bu fiyatlarda olması. O yüzden Amazon'dan bulmuşken aldım. Hemen nereden o fiyata bağlayalım? E, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kokotlar Mektebi diye. Ben de şimdi her olmayan kitabı çıktığı zaman Hüseyin Rahmi Gürpınar'a bayılıyorum. Muazzam bir şey. Acayip eğlenceli. Yani gerçekten çok keyif alıyorsunuz. Yüzünüzde bir gülümseme, aynı zamanda ironi. Hüseyin Rahmi Gürpınar'la ilgili de diyor ki, ya zaten e, sürekli e, 70 Yaşına kadar aktif olarak bisiklete binmiş, bir böbrek rahatsızlığı varmış, o yüzden zaten bisiklete binmesini tavsiye etmiş doktorları. Sürekli kendi yaşı, bunu da anekdotlardan öğrendim. Sürekli kendi mahallesinde vesairede e, bisikletle gidip gelirmiş ve hatta oradaki kadınlar da şeytan geçiyor yine falan derlermiş. Yani o kadar güzlü güçlü, güçlü değil, o kadar güçlü bir gözlem, gözlü diyeceğim gözlem. Güçlüyle gözlemi birleştirdim. O kadar güçlü bir gözlem yeteneği varmış ki üzerine de zaten ekliye ekliye gidiyor. O yüzden anlattığı şeyler, hikayeleri olsun vesaireleri, romanları olsun o kadar gerçek, o kadar eğlenceli, komik ve aynı zamanda aşırı ironi, yüklü, muazzam şeyler. Ee, onun e, İş bankasından çıkan kitabı e, Kokotlar Mektebi. Şimdi buradan nereye bağlıyoruz? Tekrar bereketli topraklar üzerinde. Bu eskiden biliyorsunuz bunu aldım. Onu da söyle. Ay beynimden milyon tane şey geçiyor. Dedim ki iki tane kitap anlatacağım. Hepi topu beş tane e, kitap göstereceğim. Kaç dakika olabilir ki dedim. Neyse. E, Hüseyin Ra çok fazla neyse diyorum. Ne meyse. <laughs> ne meyse. Bundan sonra. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eee bu kitabını aldım. Ne diyeceğimi unuttum. Evet. Normalde eskiden e, İş Bankası Kültür Yayın'ın kitapları işte 15, 16, 18, 20, 22 gibi giderdi. Ciltleri de 40, 50, 60 falan gibi giderdi. E, ama ya, o zaman hani daha tercih edilebilir oluyordu. Gerçi şu an İş Bankası'nın kendi mağazalarında %30 indirim var. E, bu kitabın fiyatı da 48-50 lira falan civarıydı. %30 indirim vardı ama ciltlisi... 150 TL'ydi. 150 TL'ydi. Yani indirimli hali bile 105 lira. Artık maalesef bur burada en azından bu kitapta onu tercih edebilecek durumda değildim. Buradan da oraya bağlıyorum. Yani bu da 150, bu da 150. O yüzden çok sanmıyorum yani bunun tekrar basıldığında 150 olacağını. Ay ne dedin Ebru ay kaç? Ve sonrasında Alfa'nın kendi sitesine girdim ve Alfa'nın sitesinden yine bu anekdotlar sağ olsun. E, üç tane kitap aldım. Bir tanesi Melih Cevdet Anday'ın Aylakları. Bu ciltsizdi. E, ciltlisi şimdi gelmiş ben aldıktan sonra. Bir diğeri e, Raziye. Şimdi bunu okumaya başladım. Böyle olunca aa bak böyle mi olduk? Ne güzel olduk değil mi biz böyle? Çık 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 Raziye. Biz bunu bununla okuyup fotoğraf çekeyim ve Melih Cevdet Anday'ın İsa'nın güncesi bununla ilgili de anekdotlarda çok şey vardı ama artık her bir şeyi de söylemeyeyim değil mi? Zaten şimdi bu videoyu izleyince diyeceksiniz ki kadın kitabı anlatmış ne kadar çok şey söylemiş. Ama söylediğim gibi 660 tane anekdot olduğu için ben en fazla ya 5 ya 6 yani 10 değildir. Önceki videodakileri de sayarsak orada da iki şu tane söylemiştim ama yine de toplasan 10 değil. Amazon'dan birkaç tane kitap aldım. Bir tanesi e, Nebula kitaptan Tarla Kuşu. Ee, bu yazarın başka bir kitabı daha vardı ama şu an hatırlayamıyorum o yüzden size söyleyemeyeceğim. E, ee, Nebula'nın da bir ara ne yayınla sallıyordum fakat kitap yurdunda Nebula'nın kitaplarını artık bulamıyorum. Acaba yok mu oldu gitti mi ne oldu bilemiyorum ama genelde okuduğum kitapları çok çok iyiydi. Hele bir tane Sessizlik Oteli diye bir e, kitap yayınladı muazzam lütfen lütfen şiddetle ve ısrarla o Sessizlik Oteli kitabını eğer okumadıysanız mutlaka ve mutlaka okuyun diyorum. Bunu önce Aysıma söyleyecektim. biz şimdi dün Aysım'la bu kitaba baktık. Bulmacalı Doğu Batı Edebiyatı diye. Bu bildiğiniz aslında bir bulmaca kitabı. Ayşım da demişti ki kitap sana gelince fotoğrafını içine at çünkü dört tane kalmıştı. Videoyu yüklemeden önce Aysıma atayım ondan sonra. <laughs> ondan sonra yükleyeyim dermişim. bakın Doğu Batı Edebiyatı böyle bildiğiniz sorular var ve bu bir bulmaca ve bu sorular edebiyatla ilgili sorular acayip yani ben hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım bunu da Amazon'dan buldum ee, 15-20 lira arasıydı kitap yurdunda baktığımda 60-70 lira falan fiyatı vardı ve yoktu da kitabın basımı da yoktu bunu da aldım bunu aldım ama yani inanın <laughs> hiçbir fikrim yok tamamen Ayşın'la akşam konuşurken işte işte şunu şunu kaçırmayalım şudur budur falan diye konuşurken birden dedi ki ya bak dedi ben dedi bunu aldım dedi bu dedi işte ciltli değil de hani iki cilt işte 1200 küsür sayfa çıktığı ilk günden beri zaten çok aklımda kalıyordu 60 liraya buldum falan filan zaten iki tane vardı deyince o bana anlatırken kalan tekinde ben aldım İnanan baykuşların matemi veysel dikmen düşünen baykuşların gecesi diyor ee, burada da aa, e, ama okey aslında iki kelimelik bir açıklaması vardı yani hep tanrı konuştu biraz da şeytan konuşsun gibi böyle iki üç cümlelik bir şey var ee, bilmiyorum ne zaman okurum. Ee, Ayşımın bana şey oldu. E, güzellemesi oldu güncellemesi. <laughs> Ayşımın güzellemesi oldu. Bunu hemen Ayşma atmam lazım. Evet dedik. Buradan okuduğumuz andayımızı da alalım. Evet şimdi bu hafta okuduklarım değil. Çünkü zaten öbür videoyu salı günü falan çekmiştim herhalde. Çarşamba, perşembe, cuma yani iki ya da üç gün önce diğer videoyu çekmiştim. Bu süreçte de zaten iki kitap okudum. Üçüncü kitaba geçtim. Çünkü biliyorsunuz her gün dört kere yürüyorum falan. Her neyse kendinize iyi bakın diyorum. Ve şimdiden mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.